Audio Jungle. Ulubey Okulları Osman Sönmez'le Gündem Özel programını sunar. Başarılı bir gelecek için doğru tercih Ulubey Okulları. Sizlerle birlikteyiz. Bugün gündeme özel, Allah nasip kısmet ederse 2022'nin ilk programı. Tabii bir yılı geride bırakmış olduk. Acısıyla, tatlısıyla geçmiş oldu. Ama Allah nasip kısmet ederse bugün ayın biri ve gündeme özel de biri olaraktan sizlerle birlikteyiz. Tabii kim derseniz tanıtımında da geçer 58. 58. programımızın konuğu yine bir dostumuz Sivas İmranlı Ali Yıldız. Ali Yıldız genelde beyaz eşya noktasında dernek başkanı. İmsiyat'ın yönetim kurulu üyesi ve kendi köyünde dernek başkanı. Bir söz uzatmaksızın Ali Yıldız'ı kendi sesiyle tanımış olalım. Hoş geldiniz başkan. Hoş bulduk Osman Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok şanslısınız. Gerek ki tanıtımınızda 58 geçiyor. Ve bugün ilk program 58 olaraktan bizlerle birliktesiniz. İnşallah hani derler ya içeri dükkana girdim bir siftah atarlar ya. İnşallah iyi olur bugün derler ya. Siz aslında bunu en iyi bilen sizsiniz. Genelde çünkü tüketiciler derneği olaraktan esnaf bir insansınız. Bugün de bizim 2022'nin ilk programında sizlersiniz. Buyurun. Ali Yıldız 1968 İmranlı doğumlu. İstanbul'da 53-54 yıldır, işte 54. seneye girdik. Maşallah. 35 yılı beyaz eşya sektöründe geçmiş. 22 sene bunun toptan tarafında, 11 yıldır da perakende tarafında. Forum İstanbul AVM'de şu anda boş bayili yapıyorum. Gazi Mahallesi'nin işte Vega AVM'de şu anda iki tane de yeni yer açacağız. Biri Beylikdüzü Migros AVM'de. 3 gün sonra oranın da açılışını yapacağız. Bir de Kasımpaşa'da yine bir İmranlı abimizden bir boş bayini devraldık. O da kendisi Akçay tarafına gideceğini söyledi. Dolayısıyla 4 şubeye çıkacağız. Bunun yanında Gazi Osman Paşa'da yine biliyorsunuz İmranlı iş adamlarının başkanı Dönerci Celal Usta'nın franchise bayiliği de var. Dönerci Celal Usta Gazi Osman Paşa şubesinin de sahibiyim aynı zamanda. Maşallah. 55 çalışanım var. Sektöre faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye genelinde Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği Başkanıyım. Beyper açılımı, Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği. Şu anda 30 ilin üzerinde bir üye sayımız var. Bu sayıyı gitgide arttırıyoruz. 250 tane üyemiz var. 600 şubemiz var. Aşağı yukarı 3000 kişi de istihdam ediyoruz. Dernek genelde ne iş yapar? Dernek şöyle söyleyelim. Dünyada franchise sistemi sadece Türkiye'de var. Bu çok değişik bir konu. Birçok ülkede bunları oradaki toptan dağıtıcılar yapar. MediaMarkt gibi buna benzer. Daha, yani bir örnek vermemin sebebi buydu. Türkiye'de bunlar showroomlar şeklinde yapılıyor. Şu anda 7500 tane showroom var Türkiye'de. 3 tane büyük yerli marka var, üretici. Şöyle söyleyelim, beyaz eşya sektörü dünyada Çin'den sonra ikinci büyük ülke konumunda olan Türkiye var. Beyaz eşya deyince bütün evlerimizde bütün insanların muhatap olduğu bir dernek. Tabii ki 31 milyon adet bu sene üretim oldu. İhracat cazip olduğu için hani dövizden dolayı ihracat %2 arttı bu sene. %22 iç piyasaya mal veriliyor. %78 ihracat yapılıyor. Yani 7 milyon adet yıllık dolap, çamaşır, bulaşık, fırın, kurutma ve derin dondurucu gibi büyük aletlerden bahsettiğimizde 7 milyon, geçen sene de 7 milyon 200 bin adetti. Pandeminin etkisiyle bu rakam biraz düşmüştü ama düğün sayısı 2022'nin Ağustos'un ayına kadar salonların hepsi dolu şu anda. Kademe kademe. Siz de düğünleri bekliyorsunuz. Evet, kademe kademe ürünlerini almaya başladılar. Fiyatlarda bir yükseliş var biliyorsunuz. Dünyada ham madde fiyatlarında, çipte, kartlarda bir yükseliş var.
Dolayısıyla uygun ürünler tüketicilerimize verip özellikle evlenecek gençlere bakımında 542 bin adet önceki yıl evlenme oranı vardı. Geçen sene pandemiden dolayı bu %10 düşmüştü. 487 bin adede gelmişti. Ama bu sene yine bir 542 bine %10 eklediğimizde 600 bin civarında. Bir de geçen seneden bir 600 bin, %10 düşüş var. 660 bin rakamını bulmamız gerekiyor. Bu da önümüzdeki 2022'nin Ağustos'una kadar olacaktır. Her bir aile... evlenecek çift ortalama 5 tane ürün aldığında, 6 ürünü saymıyorum, bazen derin dondurucu veya kurutma tercih sebebi olabiliyor. 600 bin olduğunda şu anda 3 milyon adet zaten evlenecek çiftlere Türkiye'de beyaz eşya gidiyor. Bunun yanında tabii ki boşanma durumları da oluyor. 3'te 1'de 200 bin ortalama olduğunda onlar da 5'er adet aldığını düşünürsek yani 4 milyon adet evlenme ve boşanmalardan dolayı pazara bir tüketim var. Evet. Nerede pazarlar var? 3 milyon da genel işte Türkiye'de yaşayan insanların ürünlerin eskimesinden dolayı değiştirmesi gerekiyor. Ortalama 7 milyon adet gidiyor. Burada en büyük dikkat edilecek konu şu, tüketicilerimiz uyguna ürünü nasıl alır? Bunun üzerinde durmamız geliyor. Nasıl gerekiyor. Alır? Mağazalardan mı alır, spotlardan mı alır? Yani genel anlamda halk dilinde spotlar var. Böyle benzeri İstanbul'un belli noktaları var. İstanbul konuşacak olursak. Orada ama, şunu şöyle anlatayım ben size. Hani spot olayı konuşuluyor ama biliyorsunuz online'da satışlar oluyor. Pandemiden dolayı biraz satış kaymış gibi gözükse de %46 iade oranı geliyordu. Çünkü hasar veya işte 15 günlük iade hakkını kullanıp değiştirmek isteyenler. Hmm. Dolayısıyla oradaki pazar bakıldığında yani %4-5'lerde gözükse bile resmi rakamlarda %1'lere kadar düşüyor. Ama orada fiyatı tüketici kullanıyor. Yani orada fiyat bu, siz neye yaparsınız diye. Biz de evlenecek çiftlere bu sene aşağı yukarı aylık bazen 4-5 kere de televizyon programlarına çıktığımızda özellikle evlenecek çiftlere bunu anlattık. Onlar da bunu değerlendirdiler. Uygun ürünleri şimdi Haziran-Temmuz'a kadar biz dükkanlarımızda tutabiliyorduk. Bunları almaya çalıştılar imkanları ölçüsünde. Ama biliyorsunuz Türkiye'de son dönem bu kurdaki dalgalanmalar çok etkiledi. Ama yine de tüketicilerimiz bundan en az şekilde etkilenmesi için biz gereken bildirimleri kamuoyunda, televizyonlarda, basında biz bunu bildirmiştik. Bu çok büyük bir avantaj getirdi. Türkiye'de dediğim gibi dünyada Çin'den sonra ikinci büyük ülke, 600 bin kişi bu sektörden ekmek yiyor. Ortalama her 50 kişiden bir kişi neredeyse bu sektörde çalışıyor. Bunun servis tarafı da var tabii. Yan sanayisi de var. Fabrikalar da var. Türkiye'de 3 tane büyük fabrika var. İç piyasaya da mal veriyor. İhracat da yapıyor. Diğer bir yurt dışı fabrikamız Türkiye'de üretim yapıyor. Bunlar da yurt dışına mal satıyor. İstihdam yaratıyor. O yüzden beyaz eşya sektörü ülkemiz için çok önemli. Döviz girdisi açısından. Orada şöyle bir açılımını yapacak olursak, biz genelde Türk milleti olaraktan bu biraz önceki bahsetmiş olduğunuz gibi yeni çiftlerin, evlenecek çiftlerin ve beyaz eşya seçme noktalarında online'ı son zamanlarda yüzde kaç olduğunu söylediniz ama kaçırdın mı? Şöyle online pandemi döneminde biraz etkili olmuştu. Hı. ama şu anda normal dönemine girdi yine. Biz genelde Türk milleti olaraktan çarşı mağazalarını daha çok benimsiyoruz. Tabii ki gelip dokunmak istiyorlar. Ürünlerin özelliklerini, evet. Detay öğrenmek istiyorlar. Bunun yanında bir de biliyorsun mağazada ikramlarımız oluyor. Çayımız, kahvemiz, içeceklerimiz mevcut. Güler yüzümüz. Evet, bir de kiminle muhatap olduğunu görmek istiyorlar. Doğru. Güvenmek istiyorlar. Doğru. Bu çok önemli. O bir güven. Türkiye'deki insanların biliyorsunuz cana yakınlığı, sohbeti. Yani bugün Avrupa'ya bakıldığında onlar biraz daha uzaktan işlem yapabiliyorlar. Ama bizim ülkede sıcakkanlılıktan dolayı insanlar birbirine dokunmak istiyor. Bu çok Ali önemli. Bey, işler nasıl? Şimdi beyaz eşya sektörü şöyle diyeyim, Mayıs ayında 17 gün biliyorsun piyasalar kapanmıştı. Daha sonra bu düğünlerdeki verilen izinlerden dolayı bir hareketlenme gördü. Yani yıl sonuna kadar da bu hareket, çünkü geçen sene biraz bu konuda sıkıntı çekmiştik. Hı hı. Tekrar kapanma olabilir diye düğünlerini öne çeken insanlar oldu. Yani belki büyük düğün salonlarında yapmasalar bile nikah salonlarında veya daha küçük toplantılar halinde bu merasimlerin yerine getirdiler.
Dolayısıyla bu sene dediğim gibi geçen senenin yani çok düşük %2-3 gibi altında oldu. Yani bu gayet güzel bir rakam bizim için. Önümüzdeki senede zaten bu eksikliği fiyatlar inşallah çok artmazsa çünkü ihtiyaç sahibi insanlar hani bazen pandeminin etkisiyle beklemeyi alabiliyorlar. Ben önümüzdeki sene yine aynı rakamlar civarında satılacağını düşünüyorum. Hatta belki de biliyorsunuz ülkemizde anlık şeyler olabilir. Çok güzel uygulamalar eğer yıl içinde çıkarsa belki de bu konuda ihtiyaç sahibi insanların fazlalaşacağını da düşünüyorum. Çünkü insanlar rahatlayınca ürünlerini değiştirmek istiyorlar. Bu sene biraz piyasalar açılınca tatil yapma, bir de okulun da etkisi oldu. Bir önceki yıl okullar kapalıydı. Dolayısıyla gelirlerin bir bölümlerini hem okula hem de tatile ayırdılar. Sadece evlenecek çiftler biraz beyaz eşya ayırdı. Bir önceki yıl ama evde kaldıkları için evde bozulan ürünleri değiştirmek zorunda kalmışlardı. Çünkü kullanım oranları 3-4 kat artmıştı. Hem çamaşır, bulaşık gibi ürünlerde hem de hamur makineleri, çay kahve makinelerinde bir artış olmuştu. Bu sene orada o kadar artışı görmedik ama pandeminin etkisiyle ben bu sayıların önümüzdeki yılda devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan da bu son zamanlarda teknolojinin getirmiş olduğu yapay zeka ile bağlantılı olan birçok ürünlerde bir gelişme var. Bu da sizinle bağlantılı. Onlarda bir teşvik biraz daha farklı olabiliyor mu? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Online uzakta kaldığınızda evdeki ürünleri bu yapay zeka dediğimiz olayda en kolay nasıl kullanabilirim? Dolapta bir şey eksilmişse sistem onu haber veriyor. Hı hı. Uygun şekilde markete yönlendiriyor. Bu tip çalışmalar önümüzdeki yıllarda hızlanacaktır. Teknolojinin getirmiş olduğu kolaylıkları gençlerimiz zamanla uygulayacaktır. Pandeminin etkisiyle belki insanlar çok bir araya gelip bu teknolojileri kullanamadılar ama 2022'den itibaren bu yapay zekanın getirmiş olduğu kolaylıkları beyaz eşyada da görmüş olacağız. Çünkü son dönem üretilen bütün ürünlerin hepsi Wi-Fi bağlantıları var. Bunları da herkes değerlendirip ona göre yeni ürünlerini alacaklardır. Yapay zekayı kullanacağız yani ürünlerimizde. Allah nasip ederse. O konuda da kendimizi biraz daha yetiştirmiş olacağız diyorsun. Evet. Evet, Beyper. Beyper o 10 yıllık bir dernek. Bundan işte 2 dönem önce, ben 2 dönemdir başkanlığını yapıyorum. Ortalama 50 üyeyle başladık. Benim başkanlığım döneminde. Şu anda 250 aktif üyemiz var. Son dönem sayılarda pandemiden dolayı biraz bekleme almış ama büyük bir artış başladı. Beyper ne yapar? Şöyle genel söyleyeyim. Anlamda. Tabii Türkiye'de dediğim gibi 7500 tane showroom bayilik sistemi. Bu dünyada yok böyle bir sistem. Bir o kadar da karışık mağazalar var. Bu alışveriş merkezleri, AVM tarzında çalışan firmalar. Bunlar da çeyizlik ürünler, dolap, çamaşır, bulaşık, halı. Hı-hı. Bu tarz şeyler de satıyorlar. Bir o kadar da onlar olduğunda 15.000 mağaza bulunuyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu ortalama 4 kişi çalıştığında sadece 60.000 kişi beyaz eşya sektörünün mağazalarından ekmek yiyorlar. Bu da çok önemli. Bunların yan sanayisini servisleri hesapladığımızda bu rakamlar çok yukarılara çıkıyor. Avrupa'da böyle bir şey yok. Onlar genelde belli bir sayıda firmaya verip online üzerinden sadece siparişler üzerinden çalışılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu konuda ekmek yeme sayısı çok fazla. Bunu korumak istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki işsizlik oranlarını biliyorsunuz. Her geçen sene artarak geliyor. Hı hı. Dolayısıyla istihdamı azaltmamak için biz bu yapıyı korumaya çalışıyoruz. Geleneksel bayi yapısı diye. Şirketlerimiz bu konuda bize destek veriyorlar. Biz şimdi perakende okullarında fabrikalarımızla beraber bizde destek okullar. Evet, fabrika Türkbes bizim beyaz eşya üreticilerin bulunduğu dernek Türkbes. Biz onların perakende kısmıyız. Beraber çalışmaya başladık. Son dönem onlar da bize üye desteği yapıyorlar. Kendi bayilerini bize yönlendiriyorlar. Bizim için bu çok önemli. Ortak bir dil kullanıyoruz. Beyper bundan aşağı yukarı 4 yıl önce ilk büyük büyümesini AVM'lerdeki dövizli kiraları kepenk indirme kampanyası yaparak bir günde
Birleşmiş Markalar Derneği ile de beraber hareket etmişlerdi. 3 tane AVM'de böyle bir çalışma yaptık. Ben bu konuda üyelerin telefonunu alıp organize etmiştim. Diğer sektördeki arkadaşları da o gruba dahil etmiştim. Ve bir günde Türkiye'de kiraları TL'ye çevirmiştik. Cumhurbaşkanımız o zaman bu konuya bize büyük destek yapmıştı. Biz de bu konuda iyi çalışmalar yaparak Türkiye'de biliyorsunuz döviz artışı son dönemde bakıldığında o zamanlar hatırlıyorum dolarla 3 lira civarındaydı. Bakın şu anda 13 lira civarında yaklaşık 5 kat daha kiralar yüksek olacaktı. Öncelikle bunu engellediğimiz için ve sektörde işimizi sürdürebildiğimiz için son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kolay değil işler. Türkiye'de 5 katı hiçbir zaman artmadı. Yani hı hı. Ben aşağı yukarı 11 yıldır alışveriş merkezindeyim. Yani %100'lük bir artış olduğunu düşünelim 10 yılda. Her yıl %10 koyarak geldiğini ama kiralar biliyorsunuz bir yılda bile %100 artabiliyor dövizden dolayı. Dolayısıyla o kiraların TL'ye çevrilmesi çok önemli. Bir de biz kapalıyken biliyorsunuz zincir marketler, beyaz eşya, elektronik, küçük ev aleti pandemiden dolayı biz kapalıyken onlar açık olduğu için evet, satıyorlardı. Evet. Öyle bir şey vardı. O konuda da bir çalışma başlattım. Evet, üyelerimizle ticaret odalarıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde yöresel bütün dernekleri de kullanarak devletimizin de karar verme mekanizmalarını CİMER'e yazmış olduğumuz yazılarla orada da biz 17 gün kapalıyken en azından haksız rekabeti ortadan kaldırdık. Sağ olsun devletimiz de bu konuda bize olduğunuz destek verdi. Evet. Bunun takimleri de tekstil de koydular. Tabii zaten şöyle bir şey var. Aslında haksız rekabet şöyle bir şey. Birini kapatıyorsunuz, biri açık kalıyor. Hı hı. Ama sonuçta hepsine tüketici girip çıkıyor. Doğru. Burada bir adaletsizlik vardı ama bu konuyu da düzelttiler. Şu anda o konuda kafamız rahat. Çok güzel. Bir sıkıntı etkili yok. O zaman bu dernek etkili. Tabii ki çok yani etkili. Bunu tüketicilerimiz çok bilmiyor o zaman. Buradan bu vesileyle. Tabii ki evet. Tüketicilerimiz son nihai tüketici aldığı gündeki ürüne bakıyor o anda ama bunun arka kısmı da bu ve bizler de biliyorsunuz. O zaman fiyat ayarlamalarında ne de böyle bir dengeler. Bizde şöyle bir tüketicinin avantajı var. Birebir mağazalarda çoğunlukla patronlara denk gelebiliyorlar. Daha fazla indirim alma şansları oluyor. Bu çok önemli. Dinleyebiliyorlar. Tabii çok önemli. Tüketicinin dilinden anlamak için yetkili kişilerin de olması gerekiyor. Bu çok önemli. Uygun ürünler olduğunda tüketicimiz tabii ki hem mutlu oluyor. Bir de Türkiye'deki yapıya bakıldığında biliyoruz Türkiye'de ülkemizde %60 civarında asgari ücretli var. Bunlara da destek vermek gerekiyor. Biz hepimiz aynı gemideyiz. Doğru. Sonuçta evet. Onlara da yardımcı olmamız gerekiyor. Biraz daha diyorsun toplumsal olaraktan bütünleştirici, sosyal olmamız gerekiyor. Tabii ki. O noktada hemen sosyal deyince tabii siz beş parmağın beşinde de bir meziyet olan bir insansınız. Bir de geçmiş yıllar içerisindeki yapmış olduğumuz bir programla o günü start vermiştik. Ve İmranlı'daki gelişmiş bir yüksekokul noktasında ve o gün temelini atmış ve bir tura da senden diye çıkmıştık. Bilmiyorum yani ismin nasıl geldi o gün, bereketli oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama okul bugün bitti. Şimdi şöyle hatırlıyorum, 850 kişilik bir okulumuz yapılıyor. Pandeminin etkisiyle biraz zorlanmıştık. Genel ama anlamda. Başkanımız da işte şu iki geçen ay geldi. 5 ay boyunca orada dışını bitirmek için yani iç tarafı şu anda Mart ayından sonra yapacak. Şu anda hava şartları çok kötü. Zaten kar var. Şu evet, anda kar eksi 29 dereceyle de hatta geçen hafta en soğuk ilçe seçildi. Doğru. Ama 3 yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmaya temel atma töreniyle bir Tuğla'da Senkoy kampanyası dönem dönem çok hareketlendi. Şu anda dışını bitirdik. İç kısmı işte yapmış olacağımız bir çalışmayla belki bir toplantı tekrar bu sene sonunda Eylül ayında Allah'ın izniyle bir eksiklik olmazsa bir teslim etmeyi düşünüyoruz. Başkanımız Celal Koç da gerçekten bir şantiye şefi gibi orada çalıştı. Biz de her ay ona ziyaret yaptık. Ona moral verdik. Biraz önce dediniz ki geçen ay geldi dediniz. Başkan görü göçü herhalde tahmin ediyorum. Evet. Şimdi İmranlı'ya şey yaptı. Başkanımız bu pandeminin etkisiyle İnsanlar bir araya çok gelemedi.
Bu proje de çok uzamıştı. Sağ olsun İmralı'da 4 tane partili arkadaşlarım, ilçe başkanları, yönetim kurumumuzdaki arkadaşlarla bir araya gelerek orada bir çalışma başlattık. Bir tuğlada Senköy kampanyası, afişler, broşürler yapıldı. Sağ olsun oradaki esnaflarımız da bize destek oldular. İmkanları ölçüsünde Ankaralı iş adamları grubumuz da bu sefer destek oldu. Onlara da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle Çiftay çok önemli bizim için. Değerli iş adamlarımız, rahmetli Ziya Aydın'ın çocukları Serkan Aydın olsun. Ziya amcamıza da Allah rahmet eylesin. Allah buradan, rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur olsun. Çok önemli. Biliyorsunuz yüksek hızlı tren ihalesini bizim yine bölgesel sağ olsun o zamanki bakanımız destekledi. Yani yine bölgedeki iş adamlarına verildi. Onlar da ellerinden gelen desteği yaptı. Özaydın grubu. Onlar da şu anda Ankara ile Sivas arasındaki yolları yapılır yüksek hızlı tren. Sağ olsun okula da destek oldular. Baştan Zeynel Özaydın ve Özdoğan kardeşler pardon. Zeynel Özdoğan ve kardeşleri hepsi bize destek oldular. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Onun ne dışında güzel. Da bizim İmsiat'taki üyelerimiz, çok değerli abilerimiz. Yani Haydar Yıldırım olsun. Ondan sonra Göreliz Köyü'nden arkadaşlarımız, Karabudaklar, Mithat olsun, Mahir olsun, Metin olsun. Bunlar hepsi desteklerini sundular. Bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız da çok büyük destek. Ama özellikle İmralı'daki o 4 ilçedeki yani değişik siyasi partilerden arkadaşlarımız da desteklerini sundular. Onlar da hepsine Allah razı olsun. Ellerinden gel onlara da teşekkürlerimizi belki isimli, sunuyoruz. Belki isimleri veriyorsun ya belki evet. Birinin ismini veremezsen Gönül Gor diye onun için hepsinden Allah razı bütün, olsun. Evet hepsine de teşekkür ederim. Bizim için şu çok önemli. Birlikte beraber hareket etmek çok önemli. Evet. O hareketi de yaptılar. Dolayısıyla bir aksilik olmasa bu sene teslim etmeyi düşünüyoruz. Devletimizin de bize vermiş olduğu bir söz var yurt için. İnşallah o konuda da desteklerini yaparlar. Bu sene el birliğiyle ilçemizi biraz hareketlendirmek istiyoruz. Çünkü nüfusumuz çok düşmüştü. Biraz da soğuk bir şey. 1600 metre, 1650 metre rakım var orada. Bizim için gerçekten zor oluyor yüksek bir ilçe konumunda. Ama yine de hani havası sert insanı mert derler. İmralı gerçekten şu anda bizim için öyle. Hemen insanı derken Kızılırmak'ın doğduğu ilçenin insanı İstanbul sloganıyla çıkıp ve İmralı'ndaki hayalleri dünyaya tanıtan yakın bir zaman içerisindeki bir vahim bir trafik kazasıyla kaybetmiş olduğumuz buradan da Murat Açılı Allah rahmet eylesin, anmış olalım. Tabii onun da çok güzel hayalleri vardı. Siz de birlikte bir yola çıkmıştınız. Belki bazı projelerin içerisinde imzalarınızın olduğu ve halen de belki bazı projeleri de devam ediyor. Okul da bunlardan bir tanesi. Murat Açıl Başkanımız, Allah rahmet eylesin. Bizim Celal Usta'dan önceki başkanımız Murat Açıl'dı. O yine başka bir derneğin Sivaslı başka bir derneğin başkanı olmuştu. Son dönemde bizim ilçede belediye başkanımız olmuştu. Kızılırmak'ın doğduğu kent sloganıyla gerçekten en sonki çıkarmış olduğu klipte İmparatorluklar Şehri deyip o vizyonu bütün dünyaya yüklemişti. Yani. Bu konuda gerçekten onun o hayal dünyası bizi de bir yerlere getirdi. Allah rahmet eylesin ama onun projeleri var. Özellikle Kızılırmak'ın kenarındaki o arıtma çalışmaları. Hı hı. Ben birçok parti merkezlerine giderek özellikle kendi başkanlığı orada büyük sözler aldığını biliyorum. Çok uğraştığını biliyorum. Oraya çeşitli belediyelere giderek destekler istemişti. Oranın ismini dünyaya duyurmuştu. En son bir televizyon programında da yine öyle. Kadın kolları ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar çok iyiydi. Ama ben şuna inanıyorum. İmralı tabii ki partiler kendi aralarında çekişme yaşayabilirler ama şimdiki yeni belediye başkanımızın da en azından onun projelerini geliştirerek kendi hem kendi ismine yakışır şekilde davranması hem de dünyada şu anda yani en çok
ismi geçen belediye başkanlarından biri olan rahmetli Murat Açıl belediye başkanımızın da hem ismini, onun hatırasını devam ettirmek çok önemli. Bu bir bayrak yarışı. Ben oradaki arkadaşlarımız da buna çok dikkat edeceğine inanıyorum. Tabii ki partilerde çekişme olabilir. Sizin de şahsınızın orada bazı çalışmalar var genel anlamda. Örneğin bir kooperatif gibi bir şey var tahmin ediyorum. Bir inşaat, mesken gibi. Peki bu şeylerden içerisinde rahmetlinin orada bir hatıra ormanı olabilir mi? Ya ben başkanımızın cenaze töreninde de arkadaşlarımızla bunu paylaştım. Çok olumlu buldular. Başkanımızın anısına bence İmralı toplumunu, çünkü nüfus oranına vurdum da 300 bin nüfus olduğunu söyle yazın. Bence hem de ağaç desteği de alarak Orman Bakanlığı'ndan, devletimizin yetkili kurumlarından ben onun adına bir yani orman yapılmasını, İmralı'da uygun görülen bir bölgede o bize katmış olduğu imparatorluklar şehri dediği olayı bence yaşatmak için bir hatıra ormanı yapılabilir düşüncesiyim. Yapacağımız festivallerde de onun ismini verebiliriz arkadaşlarımızla konuşup. Çünkü ismini de bu şekilde yaşatmamız gerekiyor. Doğru. Diğer sivil toplum örgütleri, belediyeler, kaymakamlıklar, ondan sonra federasyon, köy dernekleri de yani onun bazı misyonunu, yani ortaya koymuş olduğu çalışmaları geliştirebilmek için, el birliği içinde çalışmaları gerekiyor. Bundan en büyük katkı ilçemiz alacaktır. Biliyorsunuz insanın şanı çok önemlidir. Yani doğru. O bence o ismi de yaşatmak istiyorsak eğer, yani sadece söylemlerde değil uygulamada yaşatmak istiyorsak bu çalışmalardan birkaçını uygulamamız gerekiyor. Siz de bir dernek başkanısınız. Yani yönetim kurulundayım. Daha önce de geçmişte de başkanlığını yaptım. İmralı Toklucak Köyü'nde biz de valiliğimizin desteklemiş olduğu bir projeye katıldık. 15 yıldır bekliyorduk. Kullanmadığımız bir mera alanımız vardı. 107 parsel. Böyle 107 dönümlük bir alan. Bu valiliğin vermiş olduğu proje. Tabii köye deniş, köydes projesi adı altında. 107 dönümün üzerine parselasyon çalışma sosyal alanları da olacak işte. Yeşil alan 91 parsel. Şu anda parsele bir tane mi düşüyor? 632 metrekare ile 850 metrekare arasındaki olan bir çalışma alanı 91 parsel. Şu anda 10 tane ev, hatta ben örnek olma açısından ben de ilk örnek daireyi yapmıştım. Sayın Valimiz de katılmıştı temel atma törenine. Çok mutlu olduk. O da çok mutlu oldu. Çünkü projenin oradaki uygulamasını görünce elinden gelen bütün desteğe uygulayacağını söyledi. Şu anda hava şartları kötü olduğu için Nisan-Mayıs ayında su, kanalizasyon ve elektrik işlerindeki köye dönüşteki o bütün desteklerini yapacağını söyledi. Bu da bizim için çok güzel oldu. Buradaki en büyük olay şu, diğer köylerimiz, İmralı'nın 115 köyü var. Yerleşim sıkıntısı olan birçok köyümüz bu tarz projeye örnek alacağını düşünüyorum ben. Bu ilçemiz için çok faydalı olacak. Şuna parmak basmak istiyorum ben. Biliyorsunuz her yıl 2 derece yükseliyor sıcaklık. Dünya ısınma içine girdi. Dolayısıyla yazlık bölgelerde büyük sıkıntılar olmaya başladı. Durulmuyor. Ama bizim orası 1650 metre. Kösedağ etekleri, Kösedağ olsun, diğer Zara'ya yakın bölgedeki dağlarımızın hepsinin metresine bakıldığında 1700-1800 metre, 2000 metreye kadar yayla evleri yapılıyor. Doğru. Dolayısıyla yazın orası çok hareketleniyor. Bence bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor, bu ısınmayı. Çünkü küresel ısınma 5-10 yıl içinde dereceye bakıldığında 5-10 derece artabilir. Bu bizim buradan o zaman önemli. Biz öncelikle Vali Bey'e çok teşekkür edelim. Bu tür idareyle birlikte yapmış olduğu çalışmalara ve köylere vermiş olduğu desteklerine dolayı Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Birçok programlarda da bu karşıma geliyor ve hevesli insanlar da geri dönüyor. İki, teşekkür edeceğim de tabii İmranlı İl Özel İdare Başkanı ve İlgenel Meclis üyeleri, örneğin bunlardan bir tanesi de yine önceki gün beraberdik, Sayın Necati Cansu. Oradan da buradan da
Ona da selam gönderin. Bak böyle evet, güzel şeyler evet, gelip ilan, İstanbul'dan gelip evet, yapılıyorsa bunlara da biraz şey vermek lazım değil mi? Destek evet, vermek lazım. Önünü evet, açmak lazım. Ben inanıyorum ki Sayın Cansu bu konuda evet, özverili. Yıllardır da siyasetin içerisinde İstanbul'dan gitmek ki biraz da ufka açık. Yazında gittiğimizde İmranlı'ya Sayın rahmetli Murat Başkan'a oradan da Türkeş'liği ziyaret etmiştik. Orada da bize kapısını açtı sağ olsun. Ben inanıyorum ki bu sizin projenin altyapısı noktasında şu anı bizi izliyorsa da tabii, duyar zaten. Tabii İl Genel Meclisi'nin vermiş olduğu destek İmralı'nın gelişimi için çok önemli. Çünkü örnek olmak çok önemli. Değil mi? Ben Necati Cansu'dan da desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum. Esirgemez. Biz çünkü, esirgemez. Biz çünkü İstanbul'dan gelip gidiyoruz. Onlar oradalar. Onlar bir örnek olduğunda ileride onların da çok teşekkürlerini alacağı bir çalışma olacak. Ve ilçemiz bu sayede yüksek bir konumda olmasına rağmen rakım olarak gelişecektir. Bizim orada biliyorsunuz geçmişte hayvancılık yapılıyordu. Hayvancılık çok önemliydi ama arazi şartlarının engebeli olması, iklim şartlarının zor olması göçü getirmişti. Tekrar çiftlikler kurulmaya başladı. Biliyorsunuz balcılık da çok önemli. 350 tanenin üstünde üretici var. Ben tarım ve hayvancılık, organik ürünlerin son dönemde çok büyük bir değer kazandığını gördüm. İlçemizde de bunlarla ilgili çalışmaları yaparken konutun da olması gerekiyor. Tabii çünkü kadınlarımız çok önemli. Kadınlarımız zamanında çok ezilmişler orada iklim şartlarından dolayı. Düzgün konutlar olduğunda, uygun projeler olduğunda ben insanların eşleriyle birlikte oralara gidip yerleşeceğine kış şartları bile inanır mısınız? Çok güzel olabilir. Eğer, yani. Onu diyecektim ağzımdan aldınız. Eğer yaptığınız ürünlerin içerisinin sıcak noktasındaki son teknolojiyle güzel giydirirseniz insanlar neden kışın kalmasın? Zaten hevesleniyorlar. Kar, bugün Sivas'ta kar yağmış gece. İnsanlar hevesleniyor, gidiyorlar. Yollara düşmüşler şu anda gidip orada şeyi görsünler diye, eski yaşasınlar diye. Tabii ki iklim şartlarını kolaylaştırmak için oturacağınız yerler, yollarınız, bunların hepsinin düzgün olması gerekiyor. Isınma, barınma gibi ihtiyaçların düzgün karşılandığında, aileye de değer verildiğinde orada geçmişteki olan nüfusun tekrar geri kazanılacağına inanıyoruz. Çünkü 300 tersine, bin mi dedin? İmralı'nın 300 bin dışarıda nüfusu olduğu söyleniyor. Yani şu anda bakıldığında belki 5200 civarında oy görünüyor. 2800'de merkezde toplam 8000 oyu görünüyor. Ama yazın baktığınızda köylerin birçoğu binlerce nüfusu karşılayabiliyor. Gerçekten de öyle. Bugün 115 tane köy var. İşte dün de bahsettiniz bugün Türkgeçlik köyü mesela. Nüfusu çok fazla. Hani kışın da fazla, yazın da zaten kaç bin kişiyi barındırıyor. Bunun rakamlara bunun gibi birçok köyümüz var böyle. Bazı köyler büyük köyler evet, var. Büyük yani o yüzden dedim yani nüfusları ortalama genelde binler civarında köylerin doğru, çoğu. Doğru. Ama bazı köyler 10 bin 20 bin gibi nüfusu var. O yüzden 300 bin nüfus çok değil yani ortalama. Hı. Hizmetler olarak nelerdir başkan? Biraz hizmetlerinizden bahsedecek olursanız. Şimdi bölgesel mi anlatayım? Beyaz Eşya ile ilgili mi anlatayım? Hangisi şeyde biraz daha İmranlı'daki yapacağınız, tamam, İmranlı bir değişim ben, yani hizmetin içerisinde yapmış olduğunuz gerek şu anda İmranlı'da bir okul devam ediyor. Bir sizin kendinizin yapmış olduğu bir proje ki devam ediyor. Bir de İmranlı'da çok üstü açık olmasa bile otel ve turizm şimdi, noktasında bazı çalışmalar var. Bir de Kızılırmak'ın ıslah edilmesi evet, noktasında. Şimdi biliyorsunuz İmralı'da bazı bölgeler jeolojik bölge bakıldığında böyle sanki dağlar birbirinden böyle depremden kopmuş gibi böyle sıra dağlar gibi ince böyle böyle balık sırtı şeklinde bir Boğazeren bölgesi özellikle orada öyle bir çalışma var. Orayı tanıtmak, turist çekebilmek için önce bir otelin yapılması gerekiyor. Bir teşekkür. Bazı bölgeler hani çok büyük kayak merkezi olmasa da yani böyle çocukların kayabileceği gibi küçük pistler yapılabilir. Ama önce orada insanların kalabileceği, gurbetçilerimizin gelip vakit geçirebileceği, kapalı yüzme havuzunun olduğu bir otelin yapılması gerekiyor. Oradaki Kızılırmak'tan bazı bölgelerinde rafting yapma imkanı var mı? Onu değerlendirmek gerekiyor ki olabilir. Barajımız var. Barajda su kayağı yapılabilir. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bir de
İnsanların biliyorsunuz dağlarda yürüme şeyleri oluyor. Yürüyebileceği biliyorsunuz Kızıldağ'da çok güzel ortamlar var. Trekking, yürüme alanları belirlenmesi gerekiyor. Ama bunun için önce bir iyi bir otelin yapılması gerekiyor. Veya birkaç tane otelin. Tahmin ediyorum o konuda turizm noktasında Zara'dan destek daha çok alınıyor. Zara'da bizim çok güzel ilçelerimizden biri, örnek bize ilçe. Zaten biliyorsunuz 1948'de Zara İmranlı ayrılmış oldu. Ama bizim örnek aldığımız bir ilçe çok güzel gelişti. Şu anda onların da 12 bin nüfusu var. Gayet de güzel gidiyor. Çok güzel çalışmaları var. Onlar da bizim büyüklerimiz. Güzel çalışmalar, bize örnek oluyorlar. Ama bütün ilçelerin gelişmesi gerekiyor. Doğru. Sebebi şu, Sivas biliyorsunuz Türkiye'de bakıldığında 16 tane ilçesiyle beraber Türkiye'deki nüfusu en büyük illerden biri. Doğru. Göç almış. Bunları da tekrar değerlendirirsek, ben işte daha önce Murat Açıl Başkanımız rahmetli'nin de İmralı'da tekstil fabrikaları kurma gibi çalışmaları vardı. Birkaç İmralı iş adamımız da bu konuya destek vermişti. Çalışmaları var. O konudaki çalışmaların da devam ettirilmesinden yanayım. Çünkü yakında devam edecek olan yüksek hızlı tren çalışmasından dolayı da bölge gelişecektir. Karayolları da gayet uygun şu anda, yani ana yol üzerinde bir yer. Erzincan'a gidecek ana halter, oradan da tüneller yapıldığında o bölgede hareketlenecektir yüksek hızlı trenle birlikte. Ben kurulacak olan tekstil fabrikalarıyla, hani yapılacak yatırımlarla, yeni teknolojik çalışmalarında maden olsun, diğer çalışmalar olsun gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada yani uğraşırsanız her yer cennete döner. Bu çok önemli. Tarım ve hayvancılıkla beraber, tekstille birlikte o bölgenin de gelişeceğini düşünüyorum. Çünkü lojistik açısından çok güzel bir bölgede. Bir soru gelmiş de orada diyor ki Sayın Ali Bey'e sorar mısınız diyor. Mevcut belediye başkanı Murat Başkan'ın bazı organik çalışmalar var diyor. Onda diyor devam edecek mi diye. Tahmin ediyorum orada devam edecektir değil mi? Yani şimdi Özkan Demir başkan oldu. Meclis üyemizdi. Son yapılan oylamada başkan seçildi kendisi. Ben onun da daha önceden de tanıyorum. Bizim oradaki harfiyat işlerimizi yapıyordu. İlk temel atma töreninde onunla çalışmıştık. Ben inanıyorum ki orada Murat Açıl Başkanımızın projelerini devam ettirecektir. Çünkü ettirmesi gerekiyor. Yani orada özellikle kooperatif noktasında bu son zamanlarda destek amaçlı bir ürünler yapılıyor tabii ki. Kuşburnu'dan tutun ve organik ürünlerde. Bunlar güzel tabii şeyler orada aslında. Orada sonuçta yapılan bir çalışma vardı. Kadın kollarımızın da desteğiyle o ürünler üretilip dünyaya satılıyor belli bir marka adı altında. Belediyenin desteğiyle yapılıyordu. Ben o projelerin geliştirileceğine inanıyorum. Çünkü rekabet çok önemlidir. Doğru. İnsanların bu rekabete ayak uyduracağını düşünüyorum. Geliştireceğini düşünüyorum. Çünkü öyle olması gerekiyor. Evet. Şu an için okulun aşağı yukarı dış cephesi bitti ama iç cephesine biraz daha bundan sonra ağırlık vereceğiz. Mekanik kısmı kaldı. Evet. Mekanik ve biraz da para oraya gidecek herhalde. Para ne demiş? İnceye evet. Gider. İnceye para ya, inceye gider demiş. Benim o gün de Celal Başkanım'la da yapmış olduğu konuşmada yani bir aşağı yukarı 7-8 milyon lira gidecek gibi görünüyor. Yani maşallah maşallah. Bakımına. Sivil toplum örgütlerinde büyük derecede bir etkiniz var. Tabii sivil toplum örgütlerindeki etkiniz de sizin bu hızlılığınız getiriyor ve girişimciliğinizi getiriyor. Sivil toplum örgütlerinin biraz önce aslında bu beyaz eşya tarafında etkili olduğunu gösterdiniz, söylediniz. Ama bizim sosyal tarafta bunun çok etkili olduğunu ben şahsen görmüyorum. Buradaki eksikliğimiz ne? Şimdi buradaki eksikliğimiz şu, dernekleri insanlar genelde şöyle düşünüyor. Avrupa'da bir kişi ortalama 13 tane sivil toplum örgütlerine üye oluyormuş. Türkiye'de sadece siyasi hedefi olanlar bu dernekleri kullanmaya çalışıyor. Bu genelde dernekleri ileriye taşımıyor. Ama aslında birlikte hareket etmek,
maliyetleri düşürmek, bilinçli olmak. Çünkü herkesin uzmanlık olduğu alanlar birer veya ikişer tanedir. Örneğin ben beyaz eşya sektöründe hem toptan tarafında uzun yıllar çalıştım hem de perakende tarafında. Çıraklıktan geldiniz. Tabii ki. 22 sene firmalarda çalıştım, yöneticilikler yaptım. 11 yılda perakende sektöründeyim. Şu anda işte önümüzdeki işte bu aile beraber 4 şubeye çıkıyorum. Aynı zamanda bahsettim işte gıda şirketimiz de var. O da başkanımızın markasına destek olmak için yaptık böyle bir şeyi. Çünkü başkanımız da İmralı'ndaki yapılan okula çok büyük katkısı oldu. Allah razı olsun. O yüzden bizim için gurur verici bir marka. Yani çok da reklam yapmak istemiyorum ama sonuçta başkanımızın markası bizim için önemli. Kendi sektörümüzde de büyüyoruz. Sivil toplumların önemi buradan ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirlerini tanıyor. Nedir? Şimdi bir kişi üniversiteyi bitiriyor ama onun kapasitesini herkes anlamayabilir, tanımayabilir. Ama yakından birbirlerini tanıdıkta o kişinin doğru ne yapacağını çevresi görebilir, bilebilir ama tanımadığı zaman ona bir yönlendirme yapamazsınız. Benim Amerika'da çok yakın yine bizim İmralı bir arkadaşımız. Orada üst düzey yazılım firmasında yönetici. Burada da bir dernek başkanımızın oğlu işte iyi okulları bitirdi birincilikle. Bugün oraya gönderdiğimizde çok iyi bir paraya staja başladı, lisans yapmaya. Bu da derneklerin bir araya gelerek insanların birbirinden tanışmasından kaynaklanan bir şey. Ve oraya çok rahatlıkla onu gönderebildik. Bu bizim için örnek bir şey. Çok o zaman güzel. Demek ki buradaki sizin bu başarılı olduğunuz bazı dernekçilikte bunu biraz daha bizim STK tarafına etkili empoze etmemiz gerekiyor ki siyasette ve ticarette biraz etkili olalım diyorum. Tabii ki çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Senenin ilk programına bizlerle beraber oldunuz Sayın Ali Yıldız. Çok da güzel aydınlatıcı bir sohbetimiz olmuş oldu. Özellikle de ev hanımlar sizi bugün çok iç kulakla dinledi. Ama siz hiç ağzınızdan yeni ürünlerden bahsetmediniz. Oysa ki hep yeni evlilerden bahsettiniz, evleneceklerden bahsettiniz. Şimdi, hiç yeni ürün yok muydu böyle projede böyle? Ben biraz önce bir ipucu verdiydim aslında programın da sonuna geliyoruz. Tabii hep yapay zeka dedim de evet. Böyle bazı ürünler vardır. Kahta gidek gibi. Şöyle söyleyeyim. Şimdiki teknolojik ürünlerde özellikle buzdolabından bahsedersek oradaki nem ayarlarını yaparak iki katına kadar ürünlerin ömrünü uzatabiliyorlar. Meyve ve sebze ayarlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu ayarları düzgün, mesela poşetleyerek koyuyorlar. Bence bunu böyle yapmamaları gerekiyor. Poşetsiz. Evet, poşetsiz. Hani doğal ilk manavdan veya pazardan nasıl aldık koyup çok sonra. Aslında onlar açık mi? Dizmeleri bir gerekiyor. Bir de renkli poşetler var. Bakın o ayrı bir şey. Poşetle getirmesine itirazım yok. Sonuçta bir şekilde getirecek. Ama buzdolabına koyulduğunda onların doğal koyulması, çünkü poşet onun nem oranını engelliyor. O çok önemli. Kadınlarımız bu işi biraz kolayca yapmak istiyorlar. Bir an önce atalım diyorlar. Diyelim ki elma 60 gün dayanacaksa belki de elmanın şeyi 45 güne düşüyor. O poşet onu engelliyor. Havalandırma işlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle salata türü şeylerde. Hani domatestir, diğer yeşilliktir, kıvırcıktır. Bunlar çok önemli. Açık koymalar lazım ki o orana göre nem oranını alsınlar ki ömrü uzasın. Kadınlarımızın en çok dikkat etmesi gereken konu bu. Aslında bir en güzeli buydu. Bir de kısa programları çok kullanmasınlar. Kısa derken? Şimdi örnek veriyorum. Şimdi bir program var. Ekonomik program. 3,5 saat. Ama kısa program 1 saat. Ekonomik program... Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi olabilir, bulaşık makinesi olabilir. Bunlar onlar çok bende önemli. Yok. Ben yalnızca buzdolabı. Kadınlarımızla sordunuz. Ben de onu anlatmak istiyorum. Kısa program olsun istiyorlar. Kısa program olunca fazla elektrik harcıyor. Eğer ev bütçesine faydası olsun istiyorlarsa acil durumlarda değil, normal durumlarda ekonomik programı kullansınlar. O zaman 3-4 kat daha elektriğe düşük harcayacaktır. Bu çok önemli. Kısa programları tercih ediyorlar ama vakitleri olduğu zaman uzun programı kullansın. Televizyondaki diziye yetişelim diye. Olabilir, bilemiyorum ama benim tavsiye edeceğim şey acil durumlarda kısa programı kullansınlar. Evet, bu da güzel bir tavsiye olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yıldız. Ağzınıza sağlık.
Sevgili izleyicilerimiz, dün akşam gerçekten de Sivas'ımız iki tane derneğinde misafir olduk. Çok da güzel bazı programlar vardı. Birisi Gölova Karayakup Köyü'nden ve Yasin Tosun'a da buradan başkana da selamlarımız olsun. Ve takibinde yine aynı saatler içerisinde İmranlı'nın Türkkeşlik Köyü'ndeydik. Yine orada da Türkkeşlik Köyü'nde de güzel bir programdı. Programı hazırlayan Sayın Yönetime ve Ali Güven Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle de bu tür derneklerin pandemiden sonraki yapmış olduğu bazı kendi içindeki çalışmalardan dolayı güzel bir şeyler olduğuna inanıyorum. Çünkü dün her katılan insanların ne kadar pandemi olsa bile biraz daha insanların yüzünün güldüğünü, gözünün içini güldüğünü, birbirlerini görünce biraz daha heveslenip de böyle ne kadar sarılmasalar da böyle bazen yumruk bazen de selamla birbirlerini gördükçe mutlu olduklarını gördüm. Ben de çok mutlu olmuş oldum. Ve burada tabii ki biz bunları yaparken de Anadolu yakası olunca Sayın İlhan Cansu'yu da unutmayalım, Marmara temsilcimiz. Özellikle İstanbul'daki Vizyon 58 stüdyolarında yeni dönem 2022 ile Anadolu'da daha güzel hareketli zamanlarımız olacak. Bugün Sayın Ali Yıldız da bunlardan bir tanesiydi. Tahmin ediyorum ayağını sürmüştür. Bereketli gelecektir. Bereketli olacağına emin ol. Sen tüccar adamsın, esnaf adamsın. Herhalde bereket duracak inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle bizleri yine 2022'de yalnız bırakmayan Ulubey Okulları'na, Narex'e çok teşekkür ediyorum. Birikim Tekstil'e. Hoşça kalın sevgili izleyicilerimiz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Güvenli ve hızlı alsat yapabileceğiniz kripto para borsası Sporcu Dostlar YX gündem özeli sundu.